Selamlar, Rakun Okan kanalındasınız. Ben de Nonstop Night 2 oynadım biraz. Birkaç yaratık kestim. Evet. Nonstop Night 1'i oynamıştım. Otomatik oynanan. Oyuna girdiğinizde yetenekleri kullanarak geçmeye çalıştığınız, karakteri sürekli yükselttiğiniz, eşyalarını geliştirdiğiniz, bir seviye üste çıktığınız zaman tekrar baştan başladığınız ve kat kat ilerlediğiniz bir oyundu. Bunda biraz farklı olacak gibi bir yorumlar okumuştum. Uzun zamandır ön kayıtta olan bu oyunda az önce ön kayıt aşamasından çıktığı bildirim geldi. Hemen indirip denemek istedim. Primary skill ana yetenek, ikinci yetenek ve ulti. Karakterimiz bu. Koleksiyon kısmı nedir? Emin değilim. Topladığımız eşyalar muhtemelen. Yetenek kısmına şimdi bakmıştık. Talent kısmı yakında gelecek. İlk oyundan farkı da muhtemelen bu talent kısmı olacak. Açıldığı zaman bakacağız. Ne zaman açıldığına emin değilim. Seviye alırsan diyor, daha fazla yetenek kullanabilirsin diyor. Karakter tamamen kendisi hareket edip kendisi saldırıyor. Sadece şu yetenekleri siz kullanıyorsunuz. Bu sayede daha hızlı kasabilirsiniz. Daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Zaten çok hareketli bir oyun. Bu açıdan birçok kişinin canı sıkıldığında tercih ettiği bir tür. Bakın boss geldi. Yeterince yaratık keserseniz boss savaşı başlıyor ve eyvah, bu seferki boss fenaymış ha. Ama tabii ki beni mahvedemeyecek. Kazandı. Şimdi bir şey verdi. Buradan onu takacağız şimdi. Sandıktan düşen bir kısım. İlk oyunda böyle bir yoktu. Otomatikman giriyordu. Zindanlara, hatta kat kattı. Kat değiştikçe zorlaşıyordu veya daha çok sıkıntıya sokuyordu sizi. Aynen. Şuradan devam edin. Bakın şu an bile bir önceki savaştan çok daha zor olduğunu söyleyebilirim. O zaman tek atıyorken şu anda tek atamıyor. Muhtemelen yaratıkların seviyeleri yenilendi. Eğer yetenekleri siz kullanıyorsunuz, autoplay ya. Yetenekleri siz kullanıyorsunuz, o sadece standart vuruşları yapıyor. Yetenekleri kullanmazsanız kesmesi çok daha uzun sürüyor. Yeteneklerde bir cooldown yok gibi sanki. Sadece üçüncü yetenekte mi var? O da ulti diye. Bakayım, evet, ulti diye. Onda bulunuyor cooldown. Boss için o cooldown'ı da sıfırladı. Boss oldukça zorlu olacak ama niye böyle sürekli köprü gibi yerlerde denk geldiğini anlamış değilim. Eldiven ve kalkan verdi. Yanında şu taştan ve altın da verdi. Şimdi eldivende bir değişiklik olacak. Diğerini satabiliyorsunuz. Kırma özelliği var mı emin değilim. Bunlar takılanlar da geliştirilebiliyor ama altın lazım. Onlar muhtemelen ileriki seviyelerde daha kolay elde ettiğimiz zaman
Peki iki silah takabiliyor muyuz ya? Bu neymiş? Ha, sırtına takmış zaten. Devam edelim. Ben orada bir ayar yaparken bile karakter oynamaya devam ediyor. Oyunun en önemli özelliği bu zaten. Bize oyunun en önemli özelliğinden bahsetmişken siz oyundan çıksanız bile bu karakter oynamaya devam ediyor. Sizin oyuna girişinize boss'u hazırlıyor. Elbette ki çok uzun süre girmediğinizde boşuna bekleyecektir. Lakin çok ileriki seviyelerde boss'u elde etmek çok zor. Çünkü yaratıkları kesmek çok zorlaşıyor. Yani en azından Non-Stop Night 1'de böyleydi. Boss'u da halledelim. Bakın şu anda yani çok zorlandığım bir durumdayım. Hatta az kalsın gidiyordum. Baltayı kullanabilirim aslında. Kılıç yerine. O aynı seviye ama. Primal Tactics. Talent açıldı. Hazır videodayken size talenti de göstereyim kısaca. Çok fazla uzatmayacağım. Talent hakkında bilgi verecek. Talentler neymiş? Ha, %25 yakın dövüş silahı hasar veriyor. Çok güzel. Bir sürü talent arasından. Bu niye? En iyisi bu yine. Aynen, geliştirmeye gerek yok. Şurada da en iyisi yine bu ama 112 damage boss'uz. 100 artı 118 bu büyük bunun demek. 160'a 160. Şu baltayı kullanacağım nasıl oluyor diye. Diğerlerini kullanacağım ama altın almak biraz zor. Oho baltın, yangın baltası. Bossa daha çok hasar verecekmiş. Göreceğiz. Eğer bir şeyleri geliştirmeye devam etmezsen zaten bu boss'u geçemeyeceğim. Eğer silah yardım ederse o başka tabi. Tamamlayalım, görelim bakalım. Bize ne olacak? Eğer boss'a tıklamazsanız diğer yaratıkları kesmeye devam edecek. Başka bir numarası yok. Boss bölünüyor. Oldukça zor. Yay. İlk zindanı bitirdim. Şurada iki tane numara var. Şunu tak diyor. Niye takayım ki onu? Daha düşük. Bu da daha iyi. Onu takacağız. Şimdi kendimizi geliştirmeye bakacağız. Normalde bu eşyalar çok kolay gelişiyordu. Non-stop bir ilk oyununda. Ama burada geliştirmek için çok fazla şeye ihtiyaç duyuyor. Ben şunu bir takayım. Sonra şunları bir satayım. Hayır abi.
Yani bunu geliştirmem mümkün değil yani. İmkanı yok. Satalım düşük seviye olanları. Yani 200 altın istedi ama mesela şunu geliştirmek 1100 altın. Buradaki dengesizliği anlamış değilim. İleriki seviyelerde muhtemelen daha çok altın kazanmamı sağlayan bazı şeyler olacaktır. Yetenekler gelişiyor mu? Level up 500 diyor. Evet, gelişiyor lakin yine çok fazla altın istiyor. Bence burada bir ya şimdilik ilk olduğu için bir sıkıntı var ya da emin değilim yani. Şuraya bir girelim ve oyuna bir son verelim artık. Oynamak isterseniz yolculukta, metroda, sağda solda basit ama gerçekten eğlenceli bir oyun indirebilirsiniz. Boyutu da büyük değil. Hoşunuza gidebilir. Artık kılıç daha etkili. İstiyon da. Son boss'umuzu yapalım, öyle izleyelim. Hadi bakalım ne olacak. Hepsini bir yere topladım. Sonra şu alan skillini kullandım. Zaten bütün skillerim alan ama çok kolaydı. Yok, altın vermiyor. 60 oradan verdi. Bilmem ne oradan verdi. Yani diğeri kadar basit yapmamışlar. Tam bir RPG yapmışlar. Diğerinde inanılmaz altın geliyordu ve çat 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 kendinizi bütün eşyaları geliştiriyordunuz. Onda hiç sıkıntı yoktu yani. Ama burada farklı bir konsept oluşturmuşlar. Eminim tutar yani. Dediğim. Neyse arkadaşlar, bu oyun bu kadar. Oynamak isterseniz mağazalarda ücretsiz indirip oynayabilirsiniz. Boyutu da küçük. Nonstop Night 2. Kendinize dikkat edin. Mobil videolar için kanalı takip etmeyi ve de bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.